Evet, avukat Muammer Aydın, İstanbul Barosu eski başkanı. Bizlerle Muammer Bey, hoş geldiniz. Günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar haberi bitirirken zamanlama manidar diye bitirmişler. Bu süreçte pek çok işte adına torba yasa denilen, torbanın içine sürekli bir şeylerin atıldığı o yasaların hepsi aslında böyle ince düşündüğünde manidar gibi görünüyor. Öncelikle hazır bu haberimizi girmişken bununla başlayalım. Yani devletin belli alanlarda sıkıştığında hemen bir kanunlaştırma, yasalaştırma girişimini görüyoruz. Tabii bunları bu şekilde açıklamıyorlar ama siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu bypass çabalarını? Evet, Türkiye aslında son 12 yıldır, 12 yılı aşkın bir süredir, hukuk devletinden gittik 2 yıldır, 12 yılı aşkın bir süredir, hukuk devletinden gittikçe uzaklaşan, kanun devleti olarak ve günümüzde de tezahür olarak kendisini polis devleti olarak gösteren bir yapıya bürünüyor. Aslında 2005'lerden itibaren bu yapıya büründü. Neden büründü? Çünkü hukuk devletinde yasalar bu kadar sık değişmez. Zamana ve zemine ihtiyaçlara göre yasa değişiklikleri yapılır ama böyle kanun yapma tekniğinden uzak torba yasalarla içine ne bulursan at, ihtiyacım doğrultusunda yasa çıkar, İşine gelmeyen yasayı ortadan kaldır. Bu yap kanun, boz kanun anlamında bir kanun devleti anlayışıdır. Ve bu siyasi iktidarın gerçekten de bu konudaki baskıcı, vesayetçi, her şeyi tek elde toplamak isteyen anlayışından kaynaklanıyor. Aslında beğenilse de beğenilmese de 1982 Anayasası'nda el yürütme ve yargıdan bahseder. Ama gördüğünüz gibi siyasi iktidar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki yasama çoğunluğunu elinde bulundurduğu için oraya hakim. İstediği yasayı istediği şekilde çıkartıyor. Yine yürütme siyasi iktidarın elinde olduğu için ondan dolayı da hiçbir sorun yok. Yine o çoğulcu anlayışıyla siyasi iktidar zaten hükümet olarak kendi elinde onu yapıyor. Ama yargı da bu durumda aynı şekilde Türkiye'deki hukuk devleti anlayışını, hukukun üstünlüğünü ortadan kaldırır biçimde maalesef siyasi iktidarın vesayeti altına girmiş durumda. Dün askeri vesayetten şikayet edenler ve bunu ortadan kaldıranlar bugün o siyasi vesayetle her şeye hakim olmuş durumda. Dolayısıyla ihtiyaçlar doğrultusunda ve her şeye hakim olma anlayışı doğrultusunda bir hareket ya da bir eylemi gerçekleştirecekleri zaman ihtiyaçları olan yok. Ama başta da söyledim, bu kesinlikle kanun yapma tekniğine aykırı olduğu gibi hukuk devleti anlayışı içerisinde de gerek kurumların gerek kişilerin haklarını ortadan kaldırması bakımından, insan hak ve özgürlüklerine aykırı olması bakımından ve Türkiye'nin sosyal bir hukuk devleti anlayışından da tamamen uzak, kanun devleti ve giderek de polis devleti anlayışına uygun bir tutumdur. Onun için bu torba yasalar çıkıyor. Torba yasaları kaldırıyoruz dediler. Yeni 60 maddelik yeni bir torba yasa hazırlanıyor. Dolayısıyla kaldıracaklarını hiç düşünmüyorum. İhtiyaçları olduğu doğrultuda ve kendilerinin daha da hakim vaziyete geçene kadar bu anlayışı devam ettireceklerini düşünüyorum. Evet. Şimdi bir polis devleti vurgusu yapıyorsunuz. Bir iki sefer yaptınız bunu. Evet. Oradan şeye geçelim. Yeni bir paket, hükümet bunu yargı paketi olarak açıklıyor ama akıllarda hafıza yapıyorsunuz. Bir iki sefer yaptınız bunu. Evet. Oradan şeye geçelim. Yeni bir paket, hükümet bunu yargı paketi olarak açıklıyor ama akıllarda, hafızalarda makul şüphe yasası olarak kalacak gibi görünüyor. Evet. Sanki 90'lı yıllara dönüş var endişeleri yaşanıyor. Yani polise büyük yetkiler veren. Birçok uzmana göre aslında terörle mücadele, işte Kobani eylemleri buna bahane edildi. Polisin aslında yetkileri tam olarak kullanabilse terörle mücadelede yeterli deniliyor. Şimdi o noktadan bakıldığında bunu birçok uzman söylüyor. O noktadan bakıldığında bu yasa niye çıkıyor diye akla bir soru geliyor. Bir hukukçu olarak size soralım. Bu yeni paketi, yargı paketi diyelim. Evet. Yargı paketini ve nedenini çözmüş durumda mısınız? Şimdi öncelikle konuya şuradan bakmak lazım. Çok gerilere, 90'lara falan gitmeye gerek yok. Aslında 90'larda Türkiye bir insan hakları ihlallerinde CMK ile avukat karakola girdi. Ne zaman ki avukat Cumhuriyet Savcılıklarında müvekkilinin yanında bulundu, Türkiye'de birçok şey giderek düzeldi.
Ama halloldu mu? Hayır, hallolmadı. Ama bir şey oldu Türkiye'de. 12 yıldan bu tarafa AKP iktidarı devam ederken kendi ihtiyaçları doğrultusundan, az evvel söyledim, çıkardığı yasalarla Türkiye'yi gerçekten bir polis devleti anlayışına yaklaştırdılar. Dikkat ederseniz Ergenekon ve Balyoz davaları nedeniyle bunların iyileştirilmesi, oradaki insanların mağduriyetlerinin önlenmesi, ki Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararlar doğrultusunda bir takım iyileştirmeler yapıldı. Yine bir takım torba yasalarla orada insanların haklarının biraz daha verilmesi, biraz daha diyorum, bilerek söylüyorum. Çünkü eğer hakkın verilmesi söz konusu olsaydı o davalar o şekliyle açılmazdı. Ve oralarda bir takım hukuki söylemlerimize rağmen hiçbir hareket tarzı geliştirilmedi. Ne zaman 17 ve 25 Aralık operasyonları yapıldı, hemen arkasından mal varlıklarıyla ilgili makul şüpheyle ilgili değişiklikler yapıldı. Çok geç bir zamandan bahsetmiyoruz. 8-9 ay öncesinden bahsediyoruz. Ve somut delil getirildi. Mal varlıklarıyla ilgili, dinlemelerle ilgili zorlaştırıcı tedbirler getirildi, yasalar çıkartıldı. Şimdi bunlar niye tekrar geriye dönüş yapılıyor? Somut delilden makul şüpheye dönüş demek, gerçekten önemli bir hak kaybına uğramamız demektir. Çünkü polis kendiliğinden gözaltı yapacak. Polis 24 saat vatandaşı gözaltında tutacak. Yetmeyecek, savcı 48 saate kadar uzatacak. Bunlar aslında hakim kararlarıyla yapılması gereken işlemlerdir. Bu polis devleti anlayışı içerisinde paket paket getirilmeye çalışılan yargı reformu denilen tablo aslında hiçbir şekilde yargı reformu falan değil. Yargının bir reforma ihtiyacı olduğunu biz yıllardır söylüyoruz. Türkiye'de adalet adalet olmaktan çıkmıştır. Hukuk hukuk olmaktan çıkmıştır. Adaletsizliğin olduğu yerde hukuku her yerde savunmanız gerekir. Bu adliyede de olur, bu televizyonda da olur, bu sokakta da olur, her yerde olur. İşte Türkiye öyle bir hale geldi ki bu yapılan değişikliklerle ve yapılmak istenen değişikliklerle siyasi iktidarın bundan sonra yapacağı baskılar, bu baskıları ister cemaate yapılacak, paralel yapıya yapılacak baskılar deyin ki öyle adlandırıyorlar. Bu baskıları siyasi iktidarı eleştiren, siyasi iktidara karşıt olan düşüncelere karşı yapılacak baskılar olarak alabilirsiniz. Yine bunları siyasi iktidara karşıt olan düşüncelere karşı yapılacak baskılar olarak alabilirsiniz. Yine bunları siyasi iktidar süreç içerisinde kendi karşısında gördüğü her gruba, her kişiye uygulamak için bu yeni yasaları getirmek zorunda. Bunları getirirse bunlarla makul şüphe adı altında herkesi toplayacak, herkesi alabilecek. Bunları yaparken hakim kararlarına ihtiyaç duymayacak. Kendi getirdiği suç ceza hakimleriyle, ondan evvel polisle bunları yapacak, savcıyla bunları yapacak. Halbuki Cumhuriyet Savcısı derken, Cumhuriyet Savcısı öyle kolay kolay verilen bir isim değildir. Cumhuriyet Savcıları, Cumhurbaşkanından tutun da en sade vatandaşa kadar Cumhuriyeti koruyup kollamak, Cumhuriyet'in değerlerini, laik Türkiye'nin bütün değerlerini koruyup kollamak için görev alan birisidir. Dolayısıyla bu kişinin sandalyesinden kalkarak, odasından çıkarak artık gerçi lazım. Türkiye'nin 21. yüzyıldaki bu tablosunda yargı reformu adı altında getirilen baskıcı yasaların gerçekten kabul edilebilmesi ve toplum tarafından da özümsenmesinin beklenmesi mümkün değildir. Herkes tepki gösteriyor ama şu anda güç orada. Ancak o güç bir gün mutlak surette hukuka ihtiyacı olduğunu kendisi de görecek. Ne gibi? Bunu herkes söylüyor Muammer Bey. Yani... Ne gibi? Çok açık. Yani bir şeyi sıkarsanız sağdan soldan çıkar. Ne kadar çok sıkarsanız o kadar çok refleks alırsınız. Dolayısıyla baskı hiçbir zaman kabul edilebilir bir şey değil. Bir bakın, 17 ve 25 Aralık'ta operasyonlar yapıldı. Halkın gözünün önünde ayakkabı kutuları, oralardan fışkıran paralar, para sayma makineleri, neler 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 görüldü ve yaşandı. Bunlar hep serap mıydı? İnsanlar bunları görmedi mi zannediyorlar? Önce dosyalara el konuldu, savcı evraklar değiştirildi, deliller karartıldı, tutuklu olanlar serbest bırakıldı, mal varlıklarına konan tedbirler kaldırıldı ve
En sonunda da 17 Aralık operasyonları ile ilgili gelen bütün belgeler, deliller ortadayken, ben geçen sefer de bu kürsüden bunları söylemiştim yine. Ne oldu sonuç itibariyle? Üstünü örttüler ve takipsizlik kararı verdiler. Zannediyorlar mı ki insanlar aptal? Zannediyorlar mı ki Türk halkı gerçekten bunları unuttu, görmezden geldi, gelmeyecek? Ya da yargının içerisinde gerçekten bağımsız ve tarafsız olarak görev yapan insanlar, emniyetin içerisinde bunlarla ilgili elinde belge, bilgi olanlar yarın bunları ortaya koymayacak. Dolayısıyla 30 yıl aradan sonra anayasanın, pardon, doğru söylüyorum, 1982 anayasanın geçici 15. maddesine rağmen anlayış Türkiye'de aynı anlamda kendisini de yargı karşısında yaptıkları yanlışlardan dolayı kesinlikle bulacaktır. Kesinlikle bulacak diyorsunuz. Evet. Hukukun bir hafızası var diyorsunuz. Yani toplum nezdindeki, tabii siz bir hukukçusunuz ama arada geçirdiniz onu da. Hani bir toplum aptal yerine koyulmasın, toplum bunu görüyor dediniz ama her ne kadar sandıkta aklanma olmasa da hukuki aklanmalar hukuk karşısında olur. Hükümetin bu tarz bir cesareti, sürekli böyle yasalarla kendini koruma altına alması birazcık da atlatılan 3 seçim sürecine bağlanıyor. Yani onu nasıl değerlendirmek lazım? Yani bunlar yaşandı ve ama bu süreç içerisindeki 3 seçimden de AK Parti öyle ya da böyle bir şekilde galip çıktı. Evet. Şimdi Türkiye'de siyaset gerçekten farklı. 3 seçim dedim, düzeltelim, özür diliyorum. 2 seçim. 30 Mart ve Cumhurbaşkanlığı seçimi 2015'te gelecek. Ya ben her için onu da konuşacağım. Biraz daha gerilere giderseniz AKP, evet, 2002'den bu tarafa girdiği bütün seçimlerde yükselerek. Ben şeyden bahsediyorum yani. Ama 17 Aralık'la ilgili tabii olarak. 17-25 Aralık'tan sonra o algı değişti, değişti. Gerçi son yapılan bir ankete göre %25 oranına yükselmiş kararsızların oranı. Evet. Neredeyse Cumhuriyet Halk Partisi ana muhalefetin parti. Zaten Türkiye'de en büyük parti Kararsızlar Partisi. Evet. Bu kesin, yani bunun adını koymak lazım. Türkiye'de bakın, insanların birçoğu Cumhuriyet Halk Partisi'ne küskün ya da diğer partilere küskün ama AKP yan dışında olarak onun yanında da yer almak istemediği için, evet, bundan dolayı kesinlikle gelip de sandığa katılmıyor, oy vermiyor. Ama bütün bunlar AKP'nin yaptığı bütün bu baskılara rağmen, 17-25 Aralıklara rağmen oyunun düşmediği anlamını taşımıyor. Peki Muammer Bey, döneceğiz, çok özür diliyorum. Biliyorsunuz polise yönelik bir operasyon daha oldu. İstihbarat Daire Başkanı bir açıklama yapıyor. Hemen onu bir dinleyip tekrar dönelim. İstihbarat faaliyeti yaptığımız için bizi mahkeme kararıyla yaptığımız istihbarat faaliyetlerinden dolayı suçluyorlar ve idarenin zorlamasıyla, müfettişlerin zorlamasıyla biz maalesef bugün bize bunu maruz kıldılar. Ama şunu ifade etmek isterim ki yüreğimiz çok rahat, çok huzurluyuz. Allah kerimdir. Milletimizin ve bizi sevenlerin, annelerimizin, babalarımızın dualarına itimat ediyoruz, güveniyoruz. Bunları ifade etmek istiyorum. Çok da konuşmak istemiyorum çünkü ya Ömer Başkan da yeterince ifade etti. Söylenecek esasen çok şey var ama zaman süreç içerisinde bunu milletimiz anlayacaktır. Bu konular anlaşılacaktır diye inanıyorum. Efendim, neden suçlanıyorsunuz biliyor musunuz? Yani biz mahkeme kararıyla yapmış olduğumuz önleme dinlemeler var. Kuvvetle muhtemel, bilemiyorum yani dosyada ne var ne yok. Çünkü biz disiplin soruşturmasına maruz kaldığımızda bize sadece yönettikleri suçlama, usulsüz dinleme yapmakta ne var ne yok. Çünkü biz disiplin soruşturmasına maruz kaldığımızda bize sadece yönettikleri suçlama, usulsüz dinleme yapmakta. Bunlar mahkeme kararıyla yapmış olan dinlemeler. Ama sonra öyle ki dosyayı memur savcısından aldılar, başka bir savcıya ve dosyaya birçok daha şey eklemişler. Yok sahte evrakmış, şuymuş, buymuş. Böyle şeyleri bize müfettişler sormadılar bile. Yani bir gerabet yaşanıyor yani. Peki. Evet arkadaşlar, yani çok uzatmak istemiyorum. Teşekkür ediyorum. Tamam, çok sağ olun. Çok teşekkürler. Evet. Geçmiş olsun. Evet Muammer Bey, böyle de bir durum var tabii, tam oraya geçecektik, tevafuk oldu. Dün de yine bir operasyon, yani bu sürekli yapılıyor, sürekli belli dönemlerle. Yapılacak, Sayın Başbakan olduğu dönemde Cumhurbaşkanımız ne dedi? İnlerine gireceğiz dedi. Yani kendisinin paralel yapı olarak insanın canını yakan, Türkiye'yi hukuk devleti olmaktan çıkaran yapıyla beraber hareket ederken
birdenbire kendisinin ve yandaşlarının yapmış olduklarının gözler önüne serilmesinden rahatsız olan, gücü paylaşmak istemeyen bir anlayışla farklı bir döneme girildi. Dolayısıyla da şimdi dün mahkeme kararıyla görev yapan, yapın denilen, arkanızdayız hadi yürüyün denilen kimselere şimdi operasyon yapıyorlar. Yapacaklar çünkü Türkiye'de bir güçler savaşı yaşanıyor. Bunun en büyük tezahürünü de biz işte son söylediğiniz yerel seçimlerde, arkasından Cumhurbaşkanlığı seçiminde, HSYK seçimlerinde açık ve net gördük. Dolayısıyla elinde olmayan alanları da eline geçirmek için uğraşan siyasi iktidar, kesinlikle söylüyorum, daha da baskıcı bir tutuma girecektir. Bakın Kobani ile ilgili bir sürü söylemler vardı. PYD'yi Türkiye'den geçirerek Kobani'ye boyun eğdiler. Hani dün PKK ile PYD eşitti deniliyordu. Ne oldu? Değişti. Dolayısıyla Türkiye içerisindeki dengeler farklı, dışarısındaki dengeler farklı. Dışarıya baktığınız zaman sıfır sorun deniyordu. Hangi sıfır sorun? Her yer sorun oldu. İçeriye baktığınız zaman bir takım insanlar, evet siyasi iktidarın yandaşı. Bir takım insanlar kendi rantları bozulmasın diye yandaşı. Ondan dolayı bu seçimlerde siyasi iktidar başarı sağlıyor. Ama Türkiye'deki ekonominin tablosu gittikçe bozuluyor. Ha bundan sevinç duyan bir insan değilim. Hayatım boyunca da olmadı. Ben ülkemi seven bir insanım. Ama Türkiye'de cebine girenler sadece belli bir kesimin cebine girdiği için onun dışındaki insanlar bundan istifade edemiyorlar. Dün mevcut olan şirketler iş alamıyorlar. Dün mevcut olan kişiler iş alamıyorlar. Bugün siyasi iktidarla beraber hareket eden insanlar iş alıyorlar. Pasta belli bir yerde paylaşılıyor. Onun dışındakiler de paylaşılmıyor. Dolayısıyla ekonomi zaten AKP'liler için iyi. AKP'liler dışında ekonomi gayet de iyi değil aslında. Dolayısıyla Türkiye'deki bu siyaset ve ekonomi gittikçe AKP'nin dengeler aleyhine gelişiyor. Onun için önümüzdeki günlerde bütün bu baskılar Türk halkında mutlak surette sonuç verecektir. O kararsızlar da en azından kararlı hale gelerek sandıktaki tezahürle beraber AK Parti iktidarına son vereceklerdir. Bundan kesinlikle eminim. Türkiye hiçbir zaman böyle bir dönem yaşamadı. Türkiye hiçbir zaman bu kadar hukuksuz, bu kadar baskıcı bir dönem yaşamadı ki sıkı yönetim dönemlerinden geçerek geldik buralara. Sıkı yönetim mahkemelerinde subay üyelerin olduğu dönemlerden geçerek geldik buralara ama hiçbir zaman mahkemelere. Sıkı yönetim mahkemelerinde subay üyelerin olduğu dönemlerden geçerek geldik buralara ama hiçbir zaman mahkemeler böylesine yandaş, böylesine hukuktan uzak olmamıştı. Böylesine adaletten uzak olmamıştı. Hangi siyasi görüşten olursa olsun insanlara hiçbir zaman bu kadar baskı yapılmamıştı. Bu kadar insan hakları ihlalleri 90'lı yıllarda dahi ki şiddetten bahsedilirken, işkenceden bahsedilirken o yıllarda 2014 Türkiye'sinde 21. yüzyıl Türkiye'sinde bakıyorsunuz aşırı insan hakları ihlalleri, hak ve özgürlüklerin kısılması, ifade özgürlüğünün tamamen ortadan kaldırılması ve AKP'yi eleştirdi diye insanların içeriye atılabilmesi için yeni yeni geriye gidişle birlikte yeni yeni yasalar çıkartılması ve dediğim gibi kendi yaptıklarını aklamak yerine, emek yerine sandıktaki elde ettiklerini başarı sayarak yargıda hesap vermeyenlerin bundan sonra kendileriyle ilgili olanları gözler önüne serenleri ortadan kaldırma operasyonları başlayacaktır. Zaten başladı, devam ediyor. Polise yapılan işlemlerin temelinde bütün bunlar vardır. Dün mahkeme kararıyla dinleme yapan polisi bugün nasıl suçlayabilirsiniz ki? Hukuka uygun bir kararsa eğer o karar, o zaman polis görevini yapmış demektir. Eğer karar hukuka aykırıysa böyle bir kararı veren hakimi ve savcıyı, talep eden savcıyı yargılayacaksınız, soruşturacaksınız demektir. Onun için hukuka aykırılıkları gerçek anlamda bir hukuk olarak insanlara yutturmaya çalışmasınlar. Türkiye hukuk devleti olacak ise kesinlikle biliyoruz ki bunun temeli hukukla başlar, hukukla biter. Siyaset ve onun dışındaki diğer, çünkü siyaset de kendini hukukla şekillendirir.
Meclis de kendini çıkardığı yasalara rağmen hukukla şekillendirir. Hukukun olmadığı yerde, adaletin olmadığı yerde hiçbir zaman hiçbir şeyi bulamazsınız ve bulamayacağız da. O nedenle ben siyasi iktidarın ve siyasi iktidarı yönlendirenlere özellikle şunu söylemek istiyorum. Eğer gerçekten Türkiye Cumhuriyeti'ni ve bekasını düşünüyorlarsa bundan sonraki yapılması gerekenler kendi istedikleri doğrultuda değil. Ülkenin ihtiyaçları ve genel anlamdaki halkın ihtiyaçları doğrultusunda yapacakları çalışmalardır. Milli irade sadece kendilerini seçen irade değildir çünkü. Milli irade Türkiye'de sandığa giden bütün insanların iradesi demektir. O yüzden milli irade lafını sadece kendilerini seçenler olarak anlayana ben bir kez daha söylemek istiyorum ki hukuk yarın sana da lazım olacak. Peki. Yaşanırken hep gözler kulaklar bir şekilde Anayasa Mahkemesi'ne çevriliyor. Yani evet. Bu kadar hukukçu feveran ediyor. Yani böyle bir şey olmaz. Mesela Cumhurbaşkanlığı sürecinde bile bunu yaşadık. İşte Cumhurbaşkanı görevi bırakmalı mı, bırakmamalı mı? Yani her yaşadığımız süreçte bir hukuksal sıkıntı çıktı, hukuksal itirazlar yükseldi. Evet. Anayasa Mahkemesi'nin bu konuda yeterli derecede müdahil olduğunu düşünüyor musunuz? Yetkisi kapsamında ve bundan sonraki süreçte başka da bir şey, bir yer yok sanki. Yani geri dönünce bir de uluslararası mahkemeler olacak işin içinde. Sıkı bir şey süreci bekliyor mu bizi yani? Anayasa Mahkemesi'nin adını çokça duyduğumuz, uluslararası mahkemelerin adını çokça duyduğumuz bir sürece mi gidiyoruz? Şimdi Türkiye'nin hukuk devleti olduğu ortamda tabii ki Anayasa Mahkemesi'ne çok iş düşer. Anayasa Mahkemesi kanunların anayasaya aykırı olup olmadığını denetleyen ve aynı zamanda da yüksek mahkeme olarak görev yapan bir organ. Anayasa Mahkemesi'nin önüne gelen iş olmadığı müddetçe Anayasa Mahkemesi'nin kendiliğinden yapacağı bir şey yok zaten. Ancak Anayasa Mahkemesi'nin önüne götürülenler dahi bugün zamanında ve zemininde karara bağlanmıyor, bağlanamıyor. Ama bütün bunlara rağmen az evvel söylediklerinizin bir tek izah tarzı vardır. O da Türkiye'de gücü eline geçiren insanların ben yaptım oldu anlayışıyla hareket ettiğidir. Yani Türkiye'de anayasa var, yasalar var. Türkiye'nin taraf olduğu ve anayasanın 90. maddesine göre iç hukuk normu sayılan uluslararası sözleşmeler var. Ki bu son çıkarılmaya çalışılan yasalar o sözleşmelere açıkça aykırıdır. Bütün bunlara rağmen ben yaptım oldu diyerek işte başbakanlıkla cumhurbaşkanlığını birlikte sürdürmek ya da her şeyi ben bilirim ben yaparım anlayışıyla bunu gücü elinde tutmak, hukuku öncelemeyip tam tersine gücü alarak gücün hukukuyla hareket etmek Türkiye'yi zaten bu noktalara getirmiştir. Bakın dış basında Türkiye'yi bir parça izlesin vatandaşlarımız, Türkiye'nin itibarı kalmadı. Dün Türkiye'nin itibarından bahsedenler dış basında da Türkiye'nin nasıl baskı altında olduğu, Türkiye'yi yönetenlerin Türkiye'yi ne hale getirdiği ile ilgili açık ve net bunları yazıyorlar, görüyorlar. Bunların kimseye diyet borcu yok. Yani Türkiye'deki basına hakim olabilirsiniz. Türkiye'deki yandaş medyayı elinizde tutabilirsiniz ama dışarıdakiler özgürler. Dolayısıyla onlar bu haberleri veriyorlar ve sizi dışarıdan görüyorlar. Onun için bütün bu yapılanların temelinde Anayasa Mahkemesi eğer gerçekten dik durursa ve hukuku önce alırsa, tüm bu yapılanların temelinde Anayasa Mahkemesi eğer gerçekten dik durursa ve hukuku önce alırsa kesinlikle vereceği kararlar bugün çıkan yasaların çoğunun hukuka aykırı olduğu noktasındadır. Anayasaya aykırı olduğu yönündedir. Yapılanların da aynı şekilde anayasaya aykırı olduğu yönünde tespitlerini ortaya koyacaklardır. Bakın Danıştay ve idare mahkemeleri idarenin eylem ve işlemlerini denetler. Bu hukukun üstünlüğü prensibinin bir başka gereğidir. Ama siyasi iktidar kendi eylemlerinin ve idarenin yaptığı iş ve eylemlerin denetlenmemesi için buralarda da değişiklikler yapıyor. Dolayısıyla siyasi iktidar yapmaya çalıştıklarıyla ortaya koyduğu ben gücü elimde tutan baskıcı bir anlayışa sahibim. Bunu açık ve net gösteriyor. Sayın Cumhurbaşkanımız
gerek başbakanlığı döneminde gerek sendiriyor. Bakın dün yapılan açıklamalar var. Gerçekten ben kendi adıma icap duyuyorum. Hala 18 yaşın altındaki vefat etmiş olan Berkin Elvan'la uğraşmak ve onunla ilgili açıklamalar yapmak gerçekten kabul edilebilir değil. Türkiye Cumhuriyeti'nin bu kadar sorunu varken, hukuk devleti anlayışından bu kadar uzaklaşılmışken bir cumhurbaşkanının çıkıp da hala Berkin Elvan'la uğraşması ve onun terör örgütünün üyesi olduğu, onun marjinal örgütlerin başası olduğu ile ilgili açıklama yapmasını ben gerçekten kabul edemiyorum ve içime sindiremiyorum. Bana göre yapılması gereken artık siyasi iktidarın bunları yapması normal de cumhurbaşkanlığı makamına gelmiş birisinin artık AKP'nin dümen suyundan gitmesi ya da siyasi iktidarla birlikte hareket etmesi anlamak kabil değildir. Çünkü cumhurbaşkanları anayasada açıkça yazıyor. Seçildiği andan itibaren diğer bütün görevlerinden ari olurlar. Ne olur? Halkın cumhurbaşkanı olur. Ne AKP'nin, ne CHP'nin, ne de diğer bir partinin tüzüğünün doğrultusunda hareket etmez. Nasıl hareket etmesi gerekiyor? Açıkça anayasa gösteriyor. Halkın istekleri doğrultusunda ve tarafsız olarak yapmak zorundadır. Milletvekilliğinden de ayrılıyorsunuz, diğer görevlerinizden de ayrılıyorsunuz. Peki bakıyorsunuz, Sayın Cumhurbaşkanı seçildiğinden bu tarafa sadece AKP ile yatıyor, sadece AKP ile kalkıyor. Ve siyasi iktidarın bir temsilcisi gibi hareket ediyor. O zaman demek ki Sayın Cumhurbaşkanı henüz daha bağımsız ve halkın cumhurbaşkanı olamamış. Bütün bunlar öyle gösteriyor ki gelecekte de Türkiye'de halkın bölünmesi, halkın kavgası ve sokağın nabzı daha da yükselecek gibi evet. gözüküyor. Şimdi tabii genel olarak toplumda bir kutuplaşma gezi olaylarından bu yana var. Devletin bu konudaki söylemleri, hükümetin bu konudaki söylemleri, körükleyici açıklamaları oldu. Ama 17-25 Aralık'tan sonra daha bir gerilimli bir ülke görüyoruz Muammer Bey. Şimdi bu süreçte şu eleştiriler var. Siz de buraya geliyorsunuz, bu ekranda eleştirinizi yapıyorsunuz üstü kapalı da olsa. Bu süreçte mesela camiaya, cemaate yapılan bir bazı durumlar, bazı hadiseler, hatta şu yasaların bile aslında cemaati daha çok köşeye sıkıştırabilmek, yok edebilmek için ellerini yasal olarak kolaylaştırmak için çıktığını söyleyenler var. İşte polise her gün. Ben de söyledim aslında. Evet. Ama bir o olsuncu kesim var. Yani toplumdaki bu kutuplaşmanın daha da derinleştirici olmasına neden olan bir şey. İşte dün siz bunu yaptınız, bugün bunu yaptınız. Ya şunu netleştirebilir miyiz? Buradaki bu kutuplaşmanın daha da derinleştirici olmasına neden olan bir şey. İşte dün siz bunu yaptınız, bugün bunu yaptınız. Ya şunu netleştirebilir miyiz bir hukukçu olarak? Yani bu süreçte daha önce Ergenekon ve balyo sürecinde ne gibi hadiseler yaşanmış ki mesela tamamen cemaate, camiaya mal edilen bir durum ortaya çıkıyor ve ha bak dün siz yaptınız şimdi onlar size yapıyor gibi bir anlayış ortaya çıkıyor. Yani ne gibi hukusa yani mesela Ergenekon ve balyoz diye bir şey hiç yoktu, bunu camia uydurdu, işte hükümetin de hiç haberi yoktu, öyle diyorlar ya, bunu tamamen onlar yaptı, orduya kumpas kurdu gibi. Yani hukukçu olarak dışarıdan gözleminiz hukuksal ne gibi sakıncalar vardı ki toplumda böyle bir tezahürü oldu? Ah oh olsun size de şimdi gibi bir söylem var. Öncelikle şunu söylemek lazım. AKP iktidarı kendi içerisinde ilk önceliği dini anlamda. Dolayısıyla cemaatin yine bu yaklaşımla beraber AKP'nin kol kola hareket etmiş olması o tarihe kadar yapılanların gerek AKP'nin gerekse cemaatin günahı olarak görülmesinin başlıca sebebidir. Hiç kimse çıkıp da ondan evvel yapılan hukuksuzluklarda AKP ile beraber hareket ederken bu doğru değildir, bu yanlıştır demedi. Tam tersini. Daha iki gün evvel başka bir televizyondaydık. Yine yıllardan beri bu televizyon kanallarına beraber çıktığımız arkadaşlarımız açıkça hata ettiklerini, o tarihte Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Ergenekon ve Balyoz'da yargılanan insanlara ve diğer davalarda yargılanan insanlara gerçekten çok yüklendiklerini ve onlara karşı mahcup olduklarını ifade ettiler. Daha önce yine bu 17-25 Aralık operasyonları sonrasını söylüyorum. Yine birlikte televizyona çıktığımız Ahmet Gündel'den tutun,
Cahit Özkan'a kadar bu televizyon kanallarında çıkıp da yine birlikte televizyona çıktığımız Ahmet Gündel'den tutun Cahit Özkan'a kadar bu televizyon kanallarında çıkıp da bar bar bağırıp bu Ergenekon balyozdaki sanıkları başından sonuna kadar suçluymuş gibi gösteren insanlar bir anda 17-25 Aralık'tan sonra farklı şeyler söylemeye başladılar. Ergenekon ve balyoz davalarının geldiği aşamadan sonra farklı şeyler söylemeye başladılar. Farklı derken bana yaklaştılar, benim gibi konuşmaya başladılar. Ben kendimi hukukçu olarak gerçek anlamda Türkiye'nin ihtiyaçları olan hukukun üstünlüğü kavramları içerisinde görerek değerlendirmelerimi yapmaya çalışıyorum. Dolayısıyla bütün bunlar nedir? Ne istiyoruz biz bu ülkenin sınırları içerisinde yaşayan insanlar olarak? Cumhuriyetin değerleriyle, Atatürk kavramlarıyla, Atatürk'ün önümleriyle, Atatürk bir Kemalizm, bir gericiliği ya da bir insan hakları ihlalini öngörmüyor. Kemalizm Türkiye'nin geleceğiyle ilgili açtığı çığırla ve onunla beraber yapılacaklarla hareketi önceleyen bir akımdır. Yoksa Türkiye'yi geri götürmek için, Türkiye'yi çağdaşlıktan uzaklaştırmak için Atatürk'ün koyduğu normlar değildir bunlar. Yine baktığınız zaman Türkiye bir hukuk devleti ve laik sosyal hukuk devletidir diyorsunuz. Biz bu kavramların içini doldurarak halkla birlikte, Türkiye sınırları içerisinde yaşayan halkla birlikte bunları yapmak zorundayız. Ama neler oluyor? Birileri çıkıyor, belli bir kesime bir tarafa çekiyor. Diğerlerini diğer taraf olarak görüyor ve o insanları da benden değilsin diyor. Bu bir bölmedir gerçekten. Bu Türkiye'nin bugün yaşadığı Türkiye'siyle, Karadeniz'iyle, Marmara'sıyla bir bütündür. Bunun ayrılması mümkün mü? Kimse Türkiye'nin doğusundan ya da güneydoğusundan bir karış toprağı veremez. Vermeye de kalkışamaz. Verdiği zaman dün ne olduysa bugün de aynısı olacaktır. Farklı bir şey olmaz. Yani şimdi bu sorumdaki şey, sebep şu. Yani siz de bir hukukçu olarak tamamen hani hükümetin söylediği gibi bu bir komploydu, böyle bir şey yoktu noktasında mısınız? Yoksa Ergenekon ve balyozda bazı usul hataları yapıldı, insanlar mağdur edildi, dava hukuk normlarına uygun görülmedi noktasında mısınız? Kesinlikle bu noktadayım. İki. Yani tabii ki Türkiye'de bu dava özellikle yaratıldı. Bu davanın soruşturmalarından önce yine yasalar değiştirildi, şimdi yapıldığı gibi. Dinlemeler, gizli tanıklar, bir sürü hukuk normları getirildi. Bu getirilen hukuk normlarının yine kendi yandaşları olan, ki bunları hepsini basında gördük, işte hakimler, cemaatçi savcılar, cemaatçi polisler, bütün bu görüntüler bunu ortaya koydu. O nedenle bunun altında kaldılar hep beraber. Bu algı bu yüzden oldu. Tabii ki bu algının tek sebebi bu. Soruşturmalar. Yani Türkan Saylan, Allah rahmet eylesin, sabahın köründe evine baskın yapıp da alınması, 40 metrekare evinde 50 tane polisin dolaşmasını anlamak mümkün müdür? Kaçmayan insanların sabahın köründe kelepçelenerek götürülmesi hukuk olarak kabul edilebilir mi? Soruşturmalarda gözaltı sürelerinin, işte bu polis arkadaşlara yapılan olaylarda olduğu gibi, yani 4 gün gözaltı, arkasından 4 gün daha hukuka aykırı olarak gözaltı, bunlar kabul edilebilir şeyler değildir. Siz herhangi bir siyasi görüşe, herhangi bir etnik görüşe, herhangi bir cemaate mensup olabilirsiniz. Bütün bunlardan dolayı, mensubiyetinizden dolayı sizi kimse, herhangi bir etnik görüşe, herhangi bir cemaate mensup olabilirsiniz. Bütün bunlardan dolayı, mensubiyetinizden dolayı sizi kimse yargılayamaz. Eğer yaptıklarınız eylem olarak suç teşkil etmiyorsa, hiç kimse size kaşınızın üstünde gözünüz var diyemez. Peki. Şimdi Muammer Bey, tam tüm bu söylediklerini zaten siz de söylediniz. Biz öz eleştiri konusu da oluyor, olmuyor değil. Ama şu an bütün bu yapılanlar, okulların kapatılması, insanların bir şekilde fişlenmesi, cemaatten olduğu için şu bile söyleniyor. Cemaatin okullarına vermeyin. Öyle bir iktidar öngörülüyor ki mesela karartmayın. Anaokuluna bile vermeyin. Mesela 5 yaşında çocuğu anaokuluna vermeyin. Devlette iş bulamadı. Yani 30-40 sene hüküm devam edecek gibi bir şey var. Daha saymakla da bitmez. Yurt dışındaki okulların
başka ülkede yetkililerine söylenip kapatılmak istemez. Tüm bunları mazur gösteriyor mu yani bütün bu yapılanlar? Hani yine meseleyi oraya getirmek istiyorum. Toplumsal bir anlayışı ortaya koymak o kadar yetmedi. Yapılanlar. Gücü burada iki şey var. Yani siz bunu da eleştirilmesi gerekiyor. Eleştirilmez miyim? Eleştiriyorum tabii ki. Dün ne yapılanları eleştirdiğim gibi bugün de yapılanları eleştiriyorum. Ama arada bir fark var. Ben diyorum ki dün beraber yapıyordunuz. Orada ses çıkarmalıydınız. Çıkarmadınız. Hata sizin diyorum. Ama bugün yapılanlara da bakıyorum. AKP yetkilileri maalesef çok kindar. Çok açık ve net bu. Gözüküyor zaten. Yani kendilerine yapılan bir şeyi yapılmasa dahi gücü elinde tek başına elinde bulundurmak için kesinlikle karşısındaki olanlara bunları yapmakta hiçbir an bile çekinmiyorlar. Ve bunu yaparken de siyasi anlamda bulundukları yeri kullanıyorlar. Bunları yaparken hukuku ele geçirdikleri için hukuku kullanıyorlar. Aslında hukuku yine kendi yandaşları eliyle kullanıyorlar. Yani bugün paket paket yargı hukuk hukuk olmaktan çıkmıştır Türkiye'de. Allah rahmet eylesin. Tamam. Bitirmeden şunu da sorayım. HSK, yani diyorsunuz ki biz dün bunları eleştirdik diye bugün onlara yapılanlara da ses çıkarmayacak değiliz. Hiçbir zaman ne dün yapılanları görmezden gelirim, ne bugün yapılan hukuksuzlukları görmezden gelirim, ne de yarın. Başta söyledim ya, bunu yapanlar bir gün yargılanacak diye. O zaman onlar da aynı şekilde yargılanırken hukuka uygun yargılanmak zorundalar. Hiç kimse cadı avı yapamaz. Yapamaz. Son soru bitti ama HSK seçimlerini geçtik. Bu arada İstanbul Barosu da siz de herhalde oy kullandınız. Hayırlı olsun diyelim. Sağ olun. İstanbul Barosu evet konjonktür nedeniyle şu anda bir seçim yapıyor. İstanbul Barosu gerçek anlamda bir cumhuriyetin kalesidir. Hukukun kalesidir. İstanbul Barosu aynı zamanda Atatürkçülüğün, laikliğin kalesidir. Dolayısıyla elde bulundurulmalıdır. Ama hukuk anlamında... Şunu soracağım. HSK seçimleriyle ilgili Doğu Perinçek ismi çok ön plana çıktı. Yani siyasi olarak çok aslında ortalarda rakamsal olarak görünmeyen bir Perinçek. Ergenekon yani hükümetle yakınlaşması anlamında çok sıkça adı telaffuz edilen birisi. Siz sıklıkla burada da hukukun bağımsızlığından bahsettiniz ama böyle Doğu Perinçek'in HSK'la ilgili sürekli işte garantör olması, işte hiç merak etmeyin şöyle böyle demesi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani eleştirdikleri şey şu an kendileri yapmıyor. Yani ulusalcı kanadın bir temsilcisi olduğunu söyleyen bu kişi HSK benim garantimde diyor. Yani o zaman ne farkı kaldı? Yani cemaati ele geçirdi diye eleştiriyor. Hükümet ele geçirdi. Şimdi de biz ele geçirdik demeye gelmiyor mu bu? Valla benim gördüğüm şu. Sayın Perinçek yıllardan beri cezaevlerinde yatmış, bir sürü sıkıntılar yaşamış birisidir. Bu son yaşanan sıkıntılardan sonra önceki söylemleriyle aynı şeyi söylemediğini düşünüyorum. Değişti diyorsun. Değiştiğini düşünüyorum. Bu benim düşüncem. Dolayısıyla bütün bu olgulara baktığınız zaman cezaevinde sıkıntı yaşayanlar ya çıkarken kendilerine önemli bir baskı yaptılar denildi. Ya da bilemediğimiz bazı şeyler var. Bilmediğim şeyler için ahkam kesmek tarzım değildir. Ama öncekiyle bugün arasında farklı noktaları görüyorum. Farklı hareket tarzlarını ve yer aldığı noktaların dünkü Perinçek'le aynı olmadığını görüyorum. Dolayısıyla HSYK'da 2010'da yapılan referandumla getirilen tablo işte bu 17-25 Aralık'tan sonra değiştirilmek ihtiyacını hissettiler. Ne 2010'dan sonraki HSYK'yı doğru buluyorum, ne bu görünmek ihtiyacını hissettiler. Ne 2010'dan sonraki HSYK'yı doğru buluyorum, ne bugünkü HSYK'yı doğru buluyorum. Gerçek HSYK benim için liyakatli insanlardan seçilmiş. Tarafsız. Ve tarafsız, bağımsız, zaten tarafsızlık bağımsızlığın bir unsurudur. Dolayısıyla bunlardan oluşmuş bir HSYK'dan bahsediyorum ben. Yani süzgeçten süzülerek oraya gelmiş insanlardan bahsediyorum. Yoksa işte yargıda birlik platformu gibi bir platform oluşturacaksınız. Hükümet oraya destek verecek. Ayrıca diyecek ki bak size sicil lafı getiriyorum. Ayrıca cebinizi dolduruyorum.
Ayrıca baskı yapacaksınız ve bir seçim yapıp oraya insanlarınızı taşıyacaksınız. Sonra da Sayın Perinçek diyecek ki ben bu HSYK'nın teminatıyım. Kimse kusura bakmasın. Ne dünkü HSYK doğruydu ne bugünkü HSYK doğru. Onun için bugünkü HSYK doğru. Onun için olması gereken HSYK Türkiye'de gelene kadar Türkiye'de hukuk ve hukuk yok. Hukuk devleti anlayışı da maalesef yok demektir. Gücün hukukundan kendini kurtardığı zaman Türkiye, hukuk devletine döndüğü zaman, hukukun gücü geriye döndüğü zaman biliyorum ki Türkiye gerçek anlamda Türkiye olacak. Evet. Ve çağdaş cumhuriyet değerleriyle ilerleyen bir ülke haline gelecektir. Aksi takdirde bu baskılar... Bu